Şimdi videomuzda bir API ekleyeceğiz. API projesi ekleyeceğiz ama öncesinde bir boş bir solution ekleyelim. Yukarıya solution diye yazıyorum. Blank solution. Zaten solda da çıktı ama şurada da çıkıyor zaten. Next diyorum ve buna bir isim veriyorum. CHO. Yani cari hesap özeti diye olsun hadi. Gördüğünüz gibi boş bir proje geldi. Şimdi projemi sağa tıklayıp önce buna bir proje ekleyeceğim. Solution'a. Sağa tıkladım. New project dedim. Burada ASP.NET Core Web Application çıktığından emin oluyoruz. Next diyoruz. Ve buna diyorum ki web API. CHO.webAPI. Bunu tanımladıktan sonra karşıma seçenekler geliyor gördüğünüz gibi ve ben bunu önce sürümünü 3.1 olduğuma emin oluyorum. Ardından sağ tarafta Configure for HTTPS seçeneği kaldırıyorum. Yani HTTPS için gerekli olan ayarları şimdi kaldırıyorum ve boş bir solüsyon açıyorum önce. Yani proje açıyorum. Projemiz karşımıza geldiğimiz zaman ilk önce program CS ve startup JS dosyası geliyor. Şimdi program JS'e geldiğiniz zaman aslında C# geliştiricilerin çok rahat hatırladığı olmazsa olmaz bir C# projesinin içerisinde ana başlandırıcı olan main devreye giriyor. Ve bu da aslında bizim altımızdaki yani bu kodun hemen altında bulunan metodu çağırıyor. Bu da ne yapıyor? Projeyi ayaklandırıyor. Fark ettiğiniz üzere projeyi ayaklandırırken şurada bir tane startup diye bir şeye denk geliyor. O da bu sağdaki. İşte aslında burası middleware kavramının başladığı yer. Şimdi bakın zaten burada da şu şekilde açıklamaları da mevcut. Buradan şimdi bunları kapatalım. Burada şu açıklamaları da mevcut. Kendi uygulamanıza ait yani çalışma esnasında servisleri eklemeyi burada yapıyormuşuz. Daha fazla detay için zaten Microsoft'u ziyaret edebiliriz. Tabii bu altındaki kodlar da pipeline'ları belirliyor. Yani HTTP isteğinde çalışma esnasında ne yapması gerektiğini söylüyor. Şimdi bakınız ki şurası biraz sonra tarif edelim. Öncelikle bir routing yani bir yönlendirme şeyi yapıyor. Katmanı yaratıyor. Ne demek bu? Yani bir kişi sayfaya gittiği zaman slash vesaire vesaire dediği zaman bunu yönetebilelim diyor. Tabi burada endpoint belirtiyor. Yani bir URL'ye istek attığı zaman diyor ki ya bak bu endpoint'te ana kök dizine geldiği zaman ekrana sadece bir hello world yazar mısın diyor. Şimdi bakalım F5'lik projemizi ilk defa bir ayağa kaldıralım bakalım. Ne yapacak? Projemizi ayağa kaldırdığımız zaman gördüğünüz gibi hello world yazmasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hello world yazmasını bekleyeceğiz. O da demekse. Evet. Hello world yazdı ekrana. Şimdi biz bunu API'ye doğru çevirmeye başlayalım. Şimdi biz tabii pipeline'larımızı geliştireceğiz vesaire vesaire. Oradan başlayacağız. Şimdi endpoints'in olduğu yerden öncesinde configuration service'a girerek diyoruz ki bak sevgili dostum. Ben biraz sonra controller'lar ekleyeceğim. Sisteminde benim için controllers'lara yer ver diyorum. Yani klasörlemelerde bulabilirsin diyorum. Ve bunu da kullan diyorum. Endpoints nokta use muydu? Map miydi? Öyle bir şey vardı galiba. Şöyle yapalım. Böyle durumlarda bu şekilde yapabilirsiniz siz de benim gibi. .NET Core Web API dersem ve kendi içerisindeki siteye girdiğim zaman büyük ihtimalle startup'ında çıkacaktır bunların. Startup'ında gördüğünüz gibi bakın endpoints'lerde controller'ları maple diye bir seçenek var. Controllers'ları maple diye bir şey var. Şimdi ben bunu F5 dersem bu çalışmayacak. Neden? Çok pardon. Hapşurdum. Şimdi bunu yaptıktan sonra projemize bir controller ekleyelim. Ama bu controller tabii bir web API controller olması lazım. Öncelikle bir controller'ın çalışabilmesi için
İlk etapta biz projemize yeni bir dosya klasörü ekleyerek controller diye ekliyoruz. Ardından sağ tıklıyorum. Hatta controllers, pardon, yanlış söyledim. Sağ tıklıyorum. Buna bir yeni bir sınıf ekliyorum. Buna da client controllers diyeyim. Ya da client controller diyeyim. Şimdi bu client controller'ı bir yerden miras almalıyız ki bunun gerçekten bir controller nesnesinin olduğunu bizim şey bilebilsin. Ne derler? ASP.NET'teki uygulamamız bilebilsin. Şimdi öncelikle controller yazdığınız zaman, yani miras aldırmak istediğiniz zaman, size şöyle bir seçenek sunuyor. Bir controller var, bir de controller base var. Yani bakın, gördüğünüz gibi bir controller var, bir de controller base var. İkisinin arasındaki temel fark şu: controller'lar yani controller base'i kullanıyoruz. Çünkü sebebi şu: API'leri daha hızlı yönetiyoruz. O yüzden controller base diyorum. Ve ardından buna ilk etapta fake bir data verelim. Yani ona da şöyle yapalım: private static string. Buna bir dizi verelim. Veriler diyelim. Data desek. Data list ya da data array diyelim. Eşittir neyim? String'den. Hadi 4 tane nesne olsun. İçerisine yazdıralım. Müşteri 1, müşteri 2, müşteri 3 ve müşteri 4 diye yazdık. Tamam mı? Ve buna şöyle bir tanım yapmamız lazım. Ya bak, bu bir controller nesnesi. Fakat bu controller aslında bir API controller'dır. Ve aynı zamanda bu controller'a bir kişi erişeceği zaman şöyle bir tanım yapması lazım. Web sitemin adresi slash API slash client diye gelebiliyor olması lazım diyorum. Yani erişim noktasına bu şekilde tayin ediyorum. Ve ardından her RESTful servislerinde olduğu gibi ilk elemanımız iActionResult yazıyorum buraya. GetClientList dedim buna. Burada şunu tayin ediyorum buna. Bu metot çalıştığı zaman ekrana OK cevabı ver. Yani statüsü OK ver. Ve ardından this nokta değil data array'i döndür diyorum. Ancak şu görmüş olduğunuz public get client listi bizim bir daha tanıtmamız lazım. Öncelikle şöyle bir tanım yapmamız lazım. Bu sadece get isteklerinde gelmeli. O kadar. Yani client'ın ilk boş nesnesinde her zaman ilk buraya düşüreceğiz dedik. F5 yaptım. Bakın, ilk alan boş gelir diye tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi page not found, yani böyle bir adresi de bulamadım dedi. Ama slash API slash client yazdığım zaman bana bir dizi döndü. Şimdi o zaman şu anlama geliyor RESTful servislerde. Yani bizim backend mimarisi için söylüyorum. Demek ki öncelikle bizim program CS'deki kısımlar doğru mu diye kontrol ediyoruz. Ardından startup'a gidip services'deki add controllers'ı bir kere tanımlıyoruz. App.UserRoute dinliyoruz ve bu endpoint'i mapliyoruz. Yani controller'ları kullanabiliyor olabilecek hale getiriyoruz. Yani oradaki, şuradaki root prefix'i tanımladığımız yer var ya, root'u. Onu kullanabilir hale getiriyorum. Evet, routing'lere izin ver diyorum. Ama aynı zamanda controller'daki tanımlananlara da izin ver diyorum. Yani orada net tanımlanırsa aynen o şekilde kullanıyorum bunu kısacası. Ve controller'ları tanımlarken klasörümüzü açıyoruz. Client controller'ımızı ekliyoruz. İlgili controller'ı ve controller base'den miras saldırarak API controller'ı tanımlıyoruz. Aslında ilk basit projemiz şu anda hazır. Biz bir API'de çalıştırdığımız zaman ilk bunu bu şekilde kuruyoruz. Şimdi projemizde ihtiyaç olanlardan bir tanesi de Postman. Postman'ı kurmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü Postman bizim için en önemli araçlardan biri olacak. Biraz sonra, çünkü yavaş yavaş artık post istekleri atmaya başlayacağız. Şimdi biz mesela müşterileri tanımladık. Şimdi bir de müşteri listesine bir veri eklemeye çalışalım bakalım. Nasıl yapacağız? Tamam mı? Görüşürüz.